birlikteydi ve İzmir koşularını değerlendirdik. Yayının başında da Ankara'yı değerlendirmiştik. Dileyen dostlarımız kaçırdığınız noktaları şöyle videoyu geriye doğru sardırarak tekrarını seyredebilirsiniz. Gerek canlı yayın esnasında gerekse canlı yayın ardından bizi seyredecek olan dostlarımıza bunu belirtmiş olalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Ve şimdi tabii ki Ankara dedik, İzmir dedik, sıra geldi kapanışın yapılacağı Şanlıurfa'ya sevgili dostlar. Şanlıurfa'yı konuşacağız. Yasin Taşçı.org yarış yorumcusu Yasin Taşçı bizimle birlikte olacak sevgili dostlar. Bu arada Efe Bey'den emeğinize sağlık, sağlıklı günler mesajı gelmiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Ve Ersöz abi, Ersöz Ersever de iyi yayınlar, selamlar demiş. Selamlar olsun Ersöz abi. Sevgili dostlar akşam saat 21'de Fenerbahçe Konyaspor maçının hemen ardından saat 21'de canlı yayında olacağız ve Ersöz abi yarın koşulacak olan erken saatlerde koşulacak olan Elazığ koşuları ile ilgili değerlendirmelerini yapacak. Akşam vakti olan dostlarımızı saat 21'de canlı yayınımıza bekliyoruz diyelim ve şimdi tabii ki Şanlıurfa diyeceğiz sevgili dostlar ama Şanlıurfa demeden önce şöyle kısa bir 30 saniyelik aramız gelsin. Evet sevgili dostlar, bariyer dibi kaldığı yerden devam ediyor ve sıra geldi Şanlıurfa koşularına dedik ve Şanlıurfa için de Yasin Taşçı.org yarış yorumcusu Yasin Taşçı yayınımıza hazır sevgili dostlar ve hemen Yasin'e bir hoş geldin diyelim. Yasin hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Cemil abi, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkürler. Ankara'yı değerlendirdik, İzmir'i değerlendirdik, uzun bir program oluyor, sıra geldi. Tabii ki Şanlıurfa'ya, yarışsever dostlarımıza mümkün olduğunca emek vermeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Az da olsa onlara bir katkımız oluyorsa tabii ne mutlu bize diyelim. Seninle de tabii Şanlıurfa koşularını değerlendireceğiz. Öncelikle programı nasıl buldun? 8 koşulu bir program var ve 3. koşuyla birlikte saat 21.15'te Altılı Ganyan başlayacak. Yorumlarını alacağız ama öncelikle dediğim gibi programı nasıl buldun? Program geneli oldukça zor gözüktü benim gözümde. Çalışmalarımızı bitirdik Cemil abi. Yarış severlerimize yardımcı olacağız inşallah. Size de maşallah diyorum, iki tane programı bitirdiniz. Üçüncü programda benimle birlikte bitirip yayını kapatacağız Cemil abi. İnşallah diyelim ve akşam da zaten yarınki Elazığ koşularını değerlendirmek için az önce de belirttim. Saat 21'de yine canlı yayında olacağız. Ersöz abi yayınımızda olacak. Elazığ koşularını değerlendirecek. Zorlandım biraz, zor bir program diyorsun. Sen zorlandıysan biz ne yapalım Yasin? Yandık vallahi. Peki o zaman 3. koşuya gidelim Şanlıurfa'da. 3. koşuyla birlikte Altılı Ganyan'a start vereceğiz. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumda boy gösterecek. Hemen şöyle koşunun detaylarına gidelim. Handikap 16 mücadele ve 11 isim koşuya kayıtlı. 11 isim arasında 5 numaralı 100 atlı ve 10 numaralı Sürmeli Bey Ekürü olarak start alacaklar. Koşuda favori 9 numaralı Mühendis. Son yarışında sağdan 3. olarak ayrıldı. %20 oynama oranı elde etmiş durumda. Hemen şöyle ardına baktığımda kağıt üzerinde Ekürler 5 numaralı 100 atlı %15 Ekürü Bey %1 toplamda %16 ile 2. sıraya yerleşmişler. Her ne kadar Mühendis ön planda olsa da ciddi rakipleri var gibi görünüyor. Neler söylersin? Evet, zor koşuyla başlıyoruz. Öncelikle onu belirteyim. 5 isimle hedef yaptım bu koşuya. Umarım geçeriz. Baktığım zaman yarış tempolarına yavaş geçişecek yarış önde. Tempolar çok yavaş olacak. Ön gruba hamle yapan safkan bulunmuyor burada. Zaman zaman Young Boy, zaman zaman Tınaz Solu ön gruba gidiyor. Bence burada ön grupta hamle yapan safkanların yarışı olacağını düşünüyorum. Yani ön grupta kalacak safkanların yarışı burada bizi bekliyor. Benim ilk atım son yarışında yarış gören 9 numaralı Mühendis'ten bahsetmek istiyorum. Potansiyeli yüksek safkanların başında geliyor. Zaten Necmi Altın binmiş safkana. Son yarışında güzel bir üçüncülük elde etmişti kısa mesafede. Sevdiği uzun mesafede start alacak. Özellikle bomboş kiloda start alacak. 52,5 kiloda ciddi kilo avantajına sahip Mühendis'in. Bu yüzden dolayı 9 numaralı Mühendisi ilk safkan olarak kuponlara yazalım. Etkili düzgünlükle sonuca gidebilir. Yine her ne kadar kilosu ağır olsa da bu tip gruplarda her zaman söz sahibi olan 1 numaralı Özünden bahsetmek istiyorum.
özünde yüksek potansiyel sahip. Özellikle Şanlıurfa'da çok iyi koşuyor. Şanlıurfa pistine aşık. Ferit Yardımcı iradesinde çok iyi uyum içerisinde. Ferit Yardımcı bu safkan 18 kez binip 5 kez kazandığını görüyorum. Etkili performansıyla yazılacak ikinci ismi özün olarak değerlendirebiliriz. Üçüncü ismi 2 numaralı Tınason'la verelim. Önde diri kalıp çıktığı gibi bitirebilir. Potansiyeli çok yüksek. Önde zaman zaman tempo yarışlarını seviyor. Tınason'da önüne hamle yaparsa bence çıktığı gibi bitirecek potansiyele sahip. Üçüncü şansı Tınason'la verelim burada. Dördüncü şansı 5 numaralı yüz atlıya vermek istiyorum. Ekürilerden yüz atlı. Yine ön grubu yakın takip edecek. Ön grubu yakın takip ettiği yarışlarda etkili performans sergiliyor. Ekürü destekli start alacak. Sürmeli bir grubun en gerisinde takip eden bir safkan. Yine de Ekürü destek start alacak. 5 numaralı yüz atlı yapacak kısa sprintiyle sonuca gidebilir. Ve son olarak 7 numaralı Young Boy'dan bahsetmek istiyorum. Bakmayın totolarına bu safkanın Young Boy'un. Önde istediği tempoyu belirlerse Young Boy da ayağına seri bir safkan, ön grubu seven bir safkan. Çıktığı gibi bitirebilir. Young Boy bombayı patlatabilir. Dikkat edelim. Yani benim burada sıralamam 9-1-2-5-7 şeklinde. Bir tane safkan kuponuma sığmadı. O da yarışta nasıl bir performans sergileyecek? Doğu illerine gelmiş 6 numaralı James. Şablonuma sığmayan isim. Yarış severleri yeri varsa James kuponlarını ekleyebilirler Cemil abi. James'i sığdıralım kuponlara Yasin. Yani Peki notlarımıza. piste yarış görmedi. Nasıl bir performans sergileyeceğini bilemiyoruz. Yarış tempoları da aleyhine gelişecek. Yani tempolar Evet. yavaş gelişecek olmasından dolayı. Ben şablonuma sığdıramadım ama yarış severler sığdırılacaksa kuponlarına yazabilirler 6 numaralı James. Tamamdır 6 numaralı. James'i de şöyle bir kenara not olarak iletmiş olalım. Ve ilk ayağı geride bıraktık. Şanlıurfa'da günün ikinci ayağına geçiyoruz. Maiden mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacaklar. Burada da 11 isim koşuya deklar olmuş durumda. Ve ilk defa start alacak diye bir isim var. 5 numaralı Akdeniz. Şöyle baktığımda 3 numaralı Yusuf'um %21 oynanma oranıyla yarış severin ön plana çıkarttığı bir isim. Hemen ensesinde diyebileceğimiz bir oranla %20 ile 9 numaralı Eda Nur, Necmi Altın'la start alacak. İkinci sıraya yerleşmiş durumda. 10 numaralı West Coast, %18'i görmüş. Üçüncü sırada yine %16 ile 1 numaralı Baba Erdinç. O da dördüncü sırada. Yani Maiden mücadele tabii zor bir koşuya benziyor. Sözü sana bırakalım, neler söylersin? Evet, burada yine zor bir koşu bizi bekliyor. Ben çalışmam sonucu 6 isimle rahat yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Risk edilecek 6 isim var burada. Benim ilk atım 5 numaralı Akdeniz. Bakın bu safkan çok geri planda tutulmuş bugün. İlk defa start alacak bir Sanjiora temsilcisi. Lice Ross yarış hayatı kısa sürdü bu safkanın annesi. Yarış hayatı kısa sürmesine rağmen 5 yarış koşup 2 kez kazanıp bir de ikincilik elde etti. Her ne kadar bu yarışlarını çimde kazansa da çim, kurt, kum ayırt etmeden orijine sahip Sanjuro potansiyeli çok yüksek safkan. Apprenti iradesinde start alacak gerçekleştir iradesinde yüksek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum Sanjuro'nun. İdman pistinde de iyi gördüm safkanı. Ya yani idman görüntüsünü iyi gördüm safkanı. Galoplarında iyi gözüküyor. 5 numaralı Akdeniz büyük sürprize imza atabilir. 5 numaralı Akdeniz ilk safkan olarak kuponları yazalım. 1 numaralı Baba Erdinç'ten bahsetmek istiyorum. Bu safkanla pistte İlk defa start alıp güzel bir ikincilik elde etti. Pistin en dışından yapmış olduğu etkili düzlük sprintiyle güzel bir ikincilik elde ettiği son yarışında. Eğer bugün pisti çok gerilerde takip etmezse, tempolar biraz hızlı gelişirse önde 1 numaralı Baba Erdinç yapacağı etkili düzlük sprintine sonuca gidebilir. İkinci sıradan Baba Erdinç'e şans tanıyalım. Üçüncü sıradan 3 numaralı Yusuf'um. Yusuf'um da İyi derecelere sahip burada 1200 mesafelik yarışları iyi koşuyor Şanlıurfa'da. Bir türlü Maiden'e veda edemeyen bir safkan ama yani Yusuf'umun üçüncü olduğu yarışta Sen Toydemir'in arkasından güzel bir üçüncülük elde etmişti. Hatırlarsan hafta sonu beraber Evet. tahmin verdik Diyarbakır'a Sen Toydemir bombayı patlatmıştı. O gün gözden kaçırdığımız bir safkan arkasından üçüncülük elde etti Yusuf'um. Bugün de uygun grupta Yusuf'um etkili olabilir. Yine sırasıyla 9 numaralı Eda Nur'dan bahsetmek istiyorum. Eda Nur da son yarışında Kocaeli'de performans gösteren bir safkan. Bursa'dan Kocaeli'ye gitmiş bir safkan. Ayağına seri yapıya sahip Eda Nur. Bugün önlerde istediği tempoyu belirlerse yanına kimseyi yanaştırmadan alacağı liderliği aynaya kadar koruyup çıktığı gibi bitirebilir Necmi Altın neredesinde. 9 numaralı Eda Nur'da kuponları yazalım. Evet, son olarak iki isimden bahsedeceğim burada. 6 numaralı Abdırız Tara isimli safkan ve 10 numaralı West Coast. 6 numaralı
Aspidistra ve 10 numaralı Aspidistra. Evet, diyemedik. Aspidistra ve 10 numaralı Vescoz'dan etkili yarış gelebilir burada 6 ve 9 numaralı safkandan. Dediğim gibi 5-1-3-9 öncelik, daha sonra 6-10. Peki Yasin, ağzına sağlık. Notlarımızı almaya devam ediyoruz ve Şanlıurfa'da ilk iki ayağı geride bıraktık. Geçiyoruz günün 5. koşusuna. Altılı Ganyan'ın 3. ayağını sevgili dostlar. Öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım. Cemil Taşkale TV YouTube'da yeni bir kanal ve haftanın her günü saat 12'de, gündüz saat 12'de Bariyer diye bir programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu tabii standart saatimiz ama ondan ziyade mesela bugün akşam saatlerinde saat 21'de bir canlı yayınımız daha olacak. Zaman zaman böyle ekstra yayınlarımız oluyor. Yarınki Elazığ koşularını yine Ersöz abi değerlendirecek. Ersöz Ersever yayınımızda olacak. Özellikle kanalımıza abone olmak ücretsiz. Bunu tekrar belirteyim. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olup ailemize resmi şekilde katılabilirsiniz sevgili dostlar. Ve ardından çıkacak zil butonuna tıklarsanız bundan sonra yapacağımız yayınlarla ilgili telefonlarınıza, cihazlarınıza bildirim düşmesini sağlayabilirsiniz. Yine tabii ki videolarımızı beğenip etrafınızda at yarışıyla ilgilenen kişilere bizlerden bahsedip tavsiye ederseniz kısa zamanda çok daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlarsınız. Burada tabii ki elimizden gelen emeği vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra daha kaliteli yayınlar yapabilmemiz adına bu desteğiniz bizim için son derece kıymetli, son derece önemli. Bunun altını özellikle çiziyorum sevgili dostlar. Ve Baysal Alan merhaba demiş, hoş geldiniz diyelim. Ve günün 5. koşusuna gidelim. Handikap 15 mücadele 3 yaşlı Araplar 1400 metre kumda ter dökecek. Ve 12 isim burada sahneye çıkacak. 1 numaralı Atik Kobram %31 oynanma oranıyla yarışseverin ön planda tuttuğu bir isim. Son 3 koşusunu kazanma başarısı gösterdi. Apranti Mehmet Emin Doğan'la start alacak. Ve ikinci sıraya baktığımda da %13'ü gören 5 numaralı Pekkurt Bey var ki bir isim daha var 3. sırada, o da yine %13. 3 numaralı Uçan Karlı Güzel. Dolayısıyla her ne kadar Atik Kobram önde olsa da yakın takipte olan isimler var. Sözü sana bırakayım. Nasıl bir sonuç ortaya çıkar sence? Evet, zor koşulardan bir tanesi. Onu öncelikle dile getirebilirim. Burada yarış tempolarını anlatmak bile zor. Öyle bir koşu bizi bekliyor. Ön grubu hamle yapacak bir Çakır Sultan var. 2 numaralı Çakır Sultan, 3 numaralı Uçan Karlı Güzel. Tempolar bir aylı yüksek girişecek önde. 9 numaralı Aydar Efe, İlvan Ceylan'ı gibi Ayana seri safkanların yoğun olduğu bir mücadele burada. Tempolar bir aylı yüksek girişecek. Bu safkanları da yakıt takip edecek bir tane isim var. O da çok formda olan 1 numaralı Atik Kobram. Yarış içerisinde iyi yerde yarış konumlanıp düzlük üzerinde arttırabiliyor. Özellikle Mehmet Emin Doğan ilerisinde de çok iyi uyum içerisinde. Tempolar hızlı girişecek olmasından dolayı tempoları da yakın takip edecek Atik Kobram yapacak kısa sprintiyle sonuca gidebilir. İlk sıradan Atik Kobram'a şansı tanıyabiliriz. 5 numaralı Pekkurt Bey'i son üçüncülüğüne hayran kaldım. Bugün Ferit Yardımcı denkler olmuş safkana. Pekkurt Bey'i bugün bizi gerçekleştirebilir. Muhakkak kuponlarda bulundursun. Tempolar lehine gelişecek. Sonlarda yapacağı etki düzlük sprintiyle sonuca gidebilir. 6 numaralı İbiş Bey, yani son yarışlarında kesinlikle ölçü almayalım bu safkanın. Yarış tempoları lehine gelişecek olmasından dolayı yarış içerisinde çok rahat tempolarda gidebilen kantarmaya sahip Sami Kaplan ilerisine start alacak. İbiş Bey büyük sürprizi gerçekleştirebilir. 11 numaralı İlvan Ceylan'ı bugün Burhan Sarıdal ilerisinde bomboş kiloda start alacak. Hızlı giden grubu yakın takip edecek. İlvan Ceylan'ın da etkili sprintiyle devreye girebilir. 3 numaralı Uçan Karlı Güzel önde diri kalıp çıktığı gibi bitirebilir. Ve son olarak 8 numaralı Hilvanlı'yım da kuponlara yazalım. Yani benim burada sıralamam 1-5-6-11-3-8 şeklinde. Evet, 1-5-6-11-3-8 dedik ve aslında Şanlıurfa'da ilk 3 ayak biraz kalabalık tuttuğumuz koşular diyebiliriz. Sana da ilk 3 ayak biraz zorlu gelmiş. Zaten yayının başında da zor bir program olduğunu söylemiştin. Ve ilk 3 ayağı böylelikle geride bıraktık. Geçelim günün 6. koşusu. Altılı Ganyan'ın Şanlıurfa'da 4. ayağında handikap 14 mücadele ve dişilere mahsus bir koşu olacak, onu belirtelim. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre kumda boy gösterecek. Burada da 11 isim koşuya kayıtlı ve ekürler var. Ekürlerden 7 numaralı Himala %26, 10 numaralı Servisu %1, toplamda %27 ile yarışseverin öne çıkarttığı isimler olmuşlar. Ve %24'ü elde eden 1 numaralı Remili Kız, 1200 metre mesafe ama ağır bir kilo tabii ki, ağır bisikleti var. İkinci sırada tercihlenmiş durumda. Yine %14'ü gören 9 numaralı Lizge 3. sırada. Benzer şekilde oranlar alan isimler var, yakın oranlar var. Sözü sana bırakayım, neler söylersin?
Evet, ben burada alternatif banko tercihimi kullandım. Yani küçük kupon yapacak yarı severlerimiz burada 9 numaralı Lizge'yi kuponlarına banko yazsın diyebiliriz. Yani çok geri planda tutulmuş bugün gördüğüm kadarıyla Lizge. Sevdiği pist ve mesafede start alacak. Özellikle bomboş kiloda Necmi Altın neredesine start alacak. Ters kurgu yapacak yarı severlerimiz 9 numaralı Lizge'yi kuponlarına banko yazabilirler. Bugün yarış gidişatı lehine olacak Lizgi'nin. Startla birlikte Remili Kız'ın tempo vereceği mücadelede Alfie'dan yakın takip edecek Remili Kız'ı ve Lizgi de bunların arkasında konumlanacak. Düzlüğe kadar bu üç ismi önde göreceğiz ve bunların arkasında Maydanoz, daha sonra Himala gibi safkanlar göreceğiz burada. Viraja kadar bu beş isim önde göreceğiz. Viraj dönüldükten sonra Lizgi'nin yapacağı kısa sprint ile özellikle Şanlıurfa pistine aşık Necmi Altın da deklar olmuş safkana. Düzlük dönülür dönülmez yapacak kısa sprintini alacağı liderliği haneye kadar koruyup sürprizi gerçekleştirmesini bekliyorum. Ters kurgu Peki. yapacak yarış severlerimiz. Ufak kurgu yapacak yarış severlerimiz. 9 numaralı Lizgi'yi kuponlara banko yazabilirler. Lizgi'nin 3 tane rakibi bulunuyor. Bunlardan ilki 1 numaralı Remili Kız. Önde istediği tempoları belirlediği zaman çok can yakıyor. Bugün de sevdiğim mesafede Sebriye Apprenti iradesine start alacak Remili Kız. Startla birlikte alacağı liderliği haneye kadar koruyup çıktığı gibi bitirebilir. Daha sonra 7 numaralı Himala. Bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamıyor. Bugün deklane olmuş Ferit yardımcı var safkana. Pistte yarış gördü, son yarışında güzel koştu, yine dördüncülük elde etti ama bugün de uygun rakiplerinin de Himala devreye girebilir. Ve son olarak son virajdan bahsetmek istiyorum sizlere. Dördüncü sıradan da son viraja şans tanıdım. Start problemi söz konusu safkanın. Start problemini çözdükleri an bu tip kısa mesafe yarışları iyi koşuyor. Bugün de bariyer dibini bulursa son viraj sürprizi gerçekleştirebilir. 4 numaralı son virajda yazarak. Bence rahat yarış izleriz burada. 9-1-7-4 şeklinde. 9 numaralı Lizge ama rakiplerinden biraz ön planda tuttuğum bir isim. Alternatif kurgu yapacak yarış severlere, küçük kupon yapacak yarış severlere, riske girmeyi sevenlere 9 numaralı Lizge ön planda diyorsun. Ve tabii ki ardından 3 isim daha önerdin. 1-7 ve 4 numaralı Safkanlar. Evet Yasin, böylelikle ilk 4 ayağı geride bırakmış olduk. Geçiyoruz günün 7. koşusuna Şanlıurfa'da ve Altılı Ganyan'ın da 5. ayağı bir maiden mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumda boy gösterecek ve burada da 10 isim koşuya deklar olmuş durumda. İlk defa birincilik elde edecek bu isimlerden birisi ve 4 numaralı Man of Steel. %31 oynanma oranıyla yarış severin öne çıkarttığı bir isim. Şimdiye kadar tek bir yarışı koştu ve orada da sahadan 3. olarak ayrılmıştı. Aprent Yusuf Cengiz'le start alacak. Ona en yakın %23 oynanma oranıyla 2. sırada 2 numaralı Fly By King var. Ve 3. sıraya baktığımda da yine %20'yi gören 10 numaralı Shabby. 3. sırada her ne kadar Man of Steel biraz önde olsa da ciddi rakipleri var. Söz sende. Evet, benim burada banko önerdiğim safkan 4 numaralı Man of Steel isimli safkan olacaktır. Erkek bir isim Cemil abi. Yusuf evet. Cengiz iradesine start alacak. Yusuf Cengiz de inanılmaz formda. Şöyle söyleyeyim, katılmış olduğu safkanlara çok iyi biniyor. Özellikle Baba Necdet'i kazandı. Diyarbakır'da Baba Necdet'le kazandı. Arbedaşlı'yla kazandı. Holosko'yla ikincilik elde etti. Yani sürekli Kurtar Kız'la kazandı. Para Saçan'la kazandı. Yani sürekli kazanan bir kardeşimiz. Tek takdir ediyoruz yani buradan Yusuf Cengiz'i. Bugün de etkili olacağı safkanla start alacak. Man of Steel yerlisinde. Safkan ilk yarışında ayağına seriliğini kullanıp viraja kadar önde geldiği mücadelede son metrelerde düşen temposundan kaynaklı üçüncülük elde etti. Bugün bakıyorum yarış temposunu bozacak isim bulunmuyor. Her ne kadar ciddi rakipleri bulunsa da yarış içerisinde temposunu bozacak isim yok burada. İlk defa start alacak safkanları inceledim burada. Bir şey göremedim. Bu yüzden dolayı sadece kulvar dezavantajı var Man of Steel'in. Kulvar dezavantajını yaşamaz ise startla birlikte üstün suratını sağa yastıp yanına kimse yanaştırmadan alacağı liderliği aynaya kadar koruyup Yusuf Cengiz iradesinde Man of Steel'in çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Tüm bariyer dibi dinleyenlerine 4 numaralı Man of Steel'i banko olarak öneriyorum Cemil abi. Peki 4 numaralı Man of Steel'i şablonumuza yazdık ve yalnız bırakarak artık geçiyoruz günün 8. koşusuna. Şanlıurfa'da günün kapanışı 2. Altılı Ganyan'ın da son ayağı sevgili dostlar. Handikap 13 mücadele, 4 yaşlı Araplar 1700 metre kumda boy gösterecek. Ve şöyle baktığımızda da kalabalık bir koşu aslında. 16 isim koşuya deklar olmuş durumda. 15 numaralı Ümidimsin %24 oynanma oranıyla yarış severin ön plana çıkarttığı bir isim.
ve son koşusundaki ikinciliği dikkat çekici tabii ve burada ikinci sırada 3 numarada Mihriban Kaya var. O da %20 oynanma oranıyla yarış severin ön planda tuttuğu isimlerden. Kilo avantajı var kimilerine göre, kimi isimlerin kilo farkları nedenle etkiler bu koşuyu. Sözü sana bırakalım. Evet, kilo avantajları var. Yarış yarı gidişatı çok yavaş gelişecek önlerde. Tempoları yavaş olacak. Bence burada ön grupta kalan safkanlar yarışı belirleyecek. Ben burada 7 isme şans tanıyacağım. Çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Çalışmam. Sonuç 7 isme indim burada. Benim ilk atım 2 numaralı Berfin Kızı isimli safkan. Yarış içerisinde çok rahat tempolarda gidebilen bir isim. Ama bir türlü kazanamayan bir safkan. Burada neredeyse tüm safkanlar kazanamayan isimler oluyor. Bir numaralı Esen Tepe'li saymazsak kazanamayan vasat isimlerin bir araya geldiği mücadele. Her ne kadar 2 numaralı Berfin Kızı'ndan bahsetmek istiyorum sizlere. Her ne kadar kazanamayan bir isim olsa da yarış içerisinde çok rahat tempolarda gidebilen isim olduğunu belirttim. Bugün Mehmet Doğan'ı tercih etmiş safkana bir kez daha. Mehmet Doğan neresine startlanacak? Eğer Berfin Kızı startla birlikte liderliği alırsa Cemil abi, yanına kimseye yanaştırmadan bence çıktığı gibi bitirecektir. Ters kurgu, yine küçük kupa yapacak yarış severlerimiz 2 numaralı Berfin Kızı'nı kuponlara bankoya yazabilirler. Bence peki, yarış içerisinde 6 tane rakibi bulunuyor. Bunlardan ilk 6 numaralı Ufaklık. Ya, pistte yarış gördü bugün, Ferit Yardımcı denkler olmuş safkana. Muhakkak değerlendirelim. Yarış içerisinde yarış kazanan 1 numaralı Esen Tepeli. Ön grubu hamle yapan bir safkan. Esen Tepeli de İsmail Çizik iradesinde bombayı patlatabilir. 10 numaralı Eray Baba. Yusuf Cengiz iradesinde sürprizi gerçekleştirebilir. Ön grubu hamle yapan bir safkan Eray Baba'da. 11 numaralı Ramadan. Burhan Sarıdal iradesinde bombayı patlatabilir. 14 numaralı Küçük bir Şarda ön grubu seven bir safkan. Halil Demirtaş iradesinde, Hasan Demirtaş iradesinde bombayı patlatabilir 14 numaralı Küçük bir Şarda. Ve son olarak 12 numaralı Reste kuponlarda bulunması gereken isim Sami Kaplan iradesinde. Ön grubu seven bir isim. Önde diri kalabilir. Yani günün sona koşusu 2 numaralı Berfin Kız başta olmak üzere 6-1-10, 11-14-12 şeklinde Cemil abi. Peki 2 numaralı Berfin Kızı'nı ağır sikletine rağmen alternatif bir banko önerisi olarak paylaşıyorsun. Ardından çizgi çekiyoruz. 6-1-10, 11-14 ve 12 doğru bir sıralama değil mi? Evet. Peki Yasin, böylelikle Şanlıurfa'da Altılı Ganyan'ın tüm koşularını detaylı bir şekilde değerlendirmiş olduk. Özellikle günün 5. ayağında bir banko önerin oldu. Man of Steel banko önerinde 4 numaralı Man of Steel. Ondan ziyade hem 4. ayakta hem de 6. ayakta alternatif önerilerim vardı. Buyur. Evet. Yani şöyle bir detay vermek istiyorum. Günün sonu hem de 15 numaralı Ümidimsin'i şans tanımadım. Start problemi söz konusu. İkinci olduğu yarışta 10-15 boy geride ikincilik elde etti. Bu yüzden dolayı şans tanımadım. Yarış severler tutuyorsa günün sonunda 15 numaralı Ümidimsin'e şans tanıyabilirler. Peki Yasin, bu notu da şöyle bir kenara yazdık, aldık notumuzu ve var mı eklemek istediğin son bir detay? Yok Cemil abi, umarım şans yanımızda olur. Bugün ters kurgu yapmak istedim biraz. Ters çalışma yaptım bugün, çalışmamı değiştirdim. Umarım şans yanımızda olur. Bugün Şanlıurfa Altılı Ganyan tahmini doğru tahmin ederiz. İnşallah diyelim ve tekrar ağzına sağlık, emeğine sağlık. Bir başka programda yine görüşmek üzere diyelim o zaman. Şimdilik hoşça kal. Hoşça kal Cemil abi, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet sevgili dostlar, yasintaşçı.org yarış yorumcusu Yasin Taşçı bizimle birlikteydi ve Şanlıurfa koşularını değerlendirdik. Bugün tabii yayınımıza klasik olarak saat 12'de başladık. Saatlerimiz 13.40'ı gösteriyor. 1 saat 40 dakikadır yayındayız. Elimizden geleni burada aktarmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. İlk olarak tekatalım.com yarış yorumcusu sevgili Ümit Gürgen yayınımızdaydı ve Ankara koşularını değerlendirdi. Ardından siyahbayrakaynı.com yarış yorumcusu Mustafa Şencan İzmir koşuları için yayınımızdaydı. Ve kapanışta da Şanlıurfa koşularını değerlendiren sevgili Yasin Taşçı, yasintaşçı.org yarış yorumcusu Yasin Taşçı bizimle birlikteydi sevgili dostlar. Ve elimizden geldiğince dediğim gibi burada emek vermeye çalışıyoruz. Bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Sizlerin de büyük bir katkısı var. Desteğiniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Ve burada sizden minik bir ricamız var her zaman olduğu gibi. Kimileriniz tabii ki bunu sürekli aralıklarla söylediğimden dolayı sıkılmış olabilirsiniz ama bizim de burada verdiğimiz emeklerin karşılığını görebilmek adına bunu mutlaka ki dile getirmek hakkımızdır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Dile getirelim o zaman tekrar.
Kanalımıza abone olmak ücretsiz sevgili dostlar. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak tek tıkla ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Yine ardından çıkacak zil butonuna tıklarsanız bundan sonra yapacağımız yayınlarla ilgili telefonlarınıza, cihazlarınıza bildirim düşmesini sağlayabilirsiniz. Yayın esnasında veya yayından önce bildirim düşmesini sağlayabilirsiniz. Yine videolarımızı beğenip etrafınızda at yarışıyla ilgilenen kişilere bizlerden bahsederseniz, tavsiye ederseniz kısa zamanda çok daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlarsınız. Bu desteğiniz son derece kıymetli. Tabii ki burada bu desteğe ihtiyacımız olduğunu her seferinde söylüyorum. Bundan sonra daha kaliteli, daha enerji dolu yayınlar yapabilmemiz adına bu desteğinizi göstermeniz çok 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 önemli sevgili dostlar. Ve kapanışı yaparken Düğün Rıfat emeğinize sağlık, bol şanslar demiş. Teşekkürlerimizi iletelim ve bugün de artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ayırdığımız sürenin sonuna geldik ama tabii gündüz yayını ile alakalı. Akşam saat 21'de yine yayında olacağız sevgili dostlar. Ersöz Ersever yayınımızda olacak ve yarın Elazığ koşuları biraz erken başlayacak. Dolayısıyla Elazığ koşularını bu akşamdan konuşacağız, değerlendireceğiz. Akşam saat 21'de müsait olan tüm dostlarımızı canlı yayına bekliyoruz diyelim. Ve artık tabii ki kapanışı yapalım ve kapanışı yaparken ne diyoruz? At koşar, baht kazanır. Bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.